Sevgili dostlar, oyuna devam edelim. Nerede kaldığımı hatırlamıyorum ama niye pause'u bozmuyor bu? Abi çok garip. Oyuna ilk girdiğinde normalde space tuşu pause'u bozuyor. Ama space ile pause yaparsanız bozuyor galiba. Dur bakayım. Bak, elle ya mouse'la pause yaptığım için space bozmuyor. Oyunda bir bug buldum. Bug mu değil mi bilmiyorum da neyse. Şimdi bizim burada 15'e 28 iş bulma piyasası kimler var? İş bulma piyasası çalışanlara genel bakış. Tasarımda 500'üz, programlama kötü, grafik dizayn kötü, müzik ve ses kötü, pazarlama destek kötü. Demek ki yapacağımız bir şey var. İşçi bulma piyasası değil. Nereden girdik buraya? Araştırma, çeşitli, grafik. B'yi araştırmıyorsun abi. 1. Grafik stüdyosu. 500 bin. Sesi açtı mıydık ya? 500. 1 milyon para buna yatırmak. Eğitim odası 200 bin. Eğitim odası çok önemli bu arada, biliyor musunuz? İnanılmaz önemli. Eğitim şart. Eğitim yani çalışanlarımızı eğitmezsek abi demografik yapımız bozulur. Kötü oyunlar üretiriz. Burada çok kararsız kaldım. Parayı bir yere yatırmam lazım. İşten kazandığın parayı işine geri yatırmazsan batarsın. Ticaretin kuralı. Eğitim odasıyla devam edeceğim. İş sözleşmesi kısa görev, şunları bitirelim, çalışanlarımızın maaşları çıksın. Burada herhangi bir iş sözleşmesi yokmuş. Hızlıca bir gidelim. IP'de 0.1, 0, 0.3. IP tutturacağız abi. IP tutturunca üzerine gideceğiz. Cold Line Miami 2. sırada, haftalık şeyde 3.'ye düştük. Bu bitti mi? Yani devam et diyemedik de biz, ondan bitti o. Bunlar maaşlarını bir çıkarsınlar, pıtır 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 pıtır. Bu eğitim odası baya uzun sürecek. Ne oldu? Ya sağ, bak ben ayarlarda şey var. Sağ tuşla menüleri kapat var. Hangisiydi o? Sağ faal tuşu menü kapatın. Yanlışlıkla sağa sola gideyim derken şey oluyor. Karşıma çıkan menüyü kapatıyorum. O kötü oluyor. Şimdi burada şey yapabiliriz. Görevi iptal et. Beklentisi en düşük oyun 53 ile full life. Full life'a, yani bu oyun birazdan piyasadan kalkacağı için, Zeitgeist piyasadan kalkacağı için ona güncelleştirme atmayacağım. Full life'a güncelleştirme atacağım. Bunu da full yapalım. Bu zaten bütün diller. 6800. Full life'da 226 bin dolar karımız var. Dediğim gibi Zeitgeist zaten kalkacaktı. O çok belli bir şeydi. Şu bir gitsin. Bu arada motorda bulmaca. Bu arada boş durmasınlar. Bunlar bir motor geliştireceğiz. Bir motor geliştir. Yeni motor geliştir. Motorun adı Game Studio değil. Engine'lı bir şey olsun. Neydi? BCR Engine. Tamamdır. Motor özelliklerini seçelim. Beceri özel platform Tepl için sadece kar paylaşımı alsak yeterli bizim için. Ondan sonra biz en son ne oyunlar yaptık ya? Sahip olunan oyunlar, oyun konseptleri, yayınlanma tarihine bakalım şöyle bir. En son Cold Mine 4 bulmaca, 4 beceri 2 bulmaca salmışız. Hayranlarımıza bakalım bir. Beceri bulmacada çok fazla hayran kitlesine sahip olamamışız. Çünkü bulmaca oyunları galiba daha kötü çıktı. Şeye bakalım, incelenme sonucu. Aslında son bulmaca oyunu iyi çıkmış. 96 bin satmış bu arada. Yani Cold Mine Miami iyi gidiyor da bulmaca bizim kullanacağımız şey değil. Yayınlanma tarihine bakarak gidelim. Beceri ve strateji gideceğiz ya biz. Beceri strateji. O yüzden bir beceri oyunu daha atabiliriz. Para kazanalım. Şunu bir kapatayım. Şuna basarsanız yanlışlıkla eşyalara tıklayıp yerini değiştiremiyorsunuz sevgili dostlar. Aynı şekilde buradaki insana da tıklarsanız insanları tıklayıp yanlışlıkla bir yere gönderemiyorsunuz. Biz bu arada çalışan grup yönetimimizi yaptık mı? Grup 1, grup 2 yapmamışız. Onu da yapacağız. Eğitim odası onun için zaten. Eğitim odası gel bakalım bir. Bu arada bir oyun geliştirelim. Devam oyunu. IP'miz devam oyunu yapsak mı? Yeni motorla. Şöyle yapalım.
sahip olunan oyunlar, oyun konsepti 76-76-77. Burada 45.000-85.000 teleporttan çok satmışız abi. Teleporta bir adet devam oyunu yapalım. Bir oyun geliştir devam oyunu teleport. Burada zaten gözüküyormuş ya, ben neden oraya girdim ki? 35 beklenti 0.2. Zcash'in IP'si daha yüksek ama burada 85.000 yapmışız. Beceride ne yapmışız orada? Alt türünü seçmemiş miydik, hatırlamıyorum. Becerinin alt türü ne olsa iyi gider sevgili dostlar. Macera. Kurtlar. Kurtları yapmışız. Kurtlar, ortaçağ, beceri oyunu, medeniyetler. Düşünüyorum. Tarım, taş devri, hastane, evcimeler. Ortaçağ, dövüş sanatları. Beceri dövüş sanatı. Yüksek şey satalım mı? Dövüş sanatları 16 yaş üstüne. Bir çakalım bakalım beceri oyununda. Dövüş sanatı ve dövüş sanatı ve korsan dövüşçüler olsun. Lisans almayacağım. Rastgele isim değil. Teleport 2 yapalım bunu. Bulmaca en... Dur. Beceri yapmış mıydık? Yapmıştık değil mi? Tamam. Beceri yapmıştık. Temple 2'ye çıksın. İkinci platformda Fairtech'e çıksın. Devam edelim. Tümünü seç. Şimdi burada kaçtı? 2-5. 5-2. 5-2-8-5'ti. Tamam, burası bu şekilde. Yalnız burada şöyle bir problem var. Bunu çocuk değil yetişkine çıkartacağız mecburen. Çünkü dövüş oyunu. Ek olarak da zararsızı 16'ya çıkaracağız. Sıradan oyuncuyu bir tık aslında tam bu iyi. Hadi böyle olsun. Oynanış, grafik, ses. Şöyle yapalım mı? 35-35. Biraz grafiğe abonalım dövüş oyunu olduğundan ötürü. Ya şimdi dövüş oyunu da benim kafamda Tekken canlanıyor, Mortal Kombat canlanıyor. Öyle bir şey mi yani, beceri bilmiyorum ki. Oyun arkada ne yapıyor? Yani sen belki Tekken düşünüyorsun. O belki Metal Slug yapıyor yani. Bilemiyorsun ki. Hop dur, sakin ol. %35'ini yaptık oyunun ya. Oynanışı geliştir abi. Teleport 2'nin oynanışını geliştir. Eğitim odası bitiyor. Görevi iptal et. Motor özellikleri gelmiş. İlk mono ses gelmiş. Yapalım. 50-70. Demek ki bazı şeyler kötü. 60-80 çıkabilirdi. Geliştirmeye devam et. Sınırsız bir şekilde. İşçi var mı piyasada? Bilim insanı, oyun tasarımcısı çok var mı değil mi? Evet. Programcı, grafik sanatçısı alabiliriz. Programcı, grafik sanatçısı. Burada yok zaten, geç abi. Geliştirmeye devam edeceğiz. Oyun çok hızlı geliştirdik, eleman çok olduğundan ötürü böyle. Şunların bitmesini bekleyeceğim sevgili dostlar. Bu arada bu oda 4 kişilikmiş. Oyun testçisi alabiliriz. Var mı? 2 tane var. Çok güzel. Al abi. Ama bunun dalgası var. Yani öyle dalga değil. Olumsuz kazanımı vardı. Yapacak bir şey yok. Aldık artık işe. Atamayız işten. SSK'sı da var. Ofis çalışanı, bilim insanı. Nerede bu testçi ya? Bu ne? Çok maaş istiyor. Ya tamam. Oyun testçisi yok şu anda. 2 tane yeter. Bir tane kötü özellikle aldım. Yeni motor bekleme. Oynanış özelliklerinde gizem. Bunlar şimdilik neyse, hadi araştırsınlar, açıla dursunlar. O çünkü bir yerden sonra hepsini kullanamayacağız onların, biliyor musunuz? Bir tane oyun geliştiriyoruz. Satışta 2 tane oyunumuz var. Büyük kabinle giriyoruz. Ve 3 oyunumuzu da tanıtıyoruz sevgili dostlar. 1700 yine hayran kazandık. Strateji. Evet sevgili dostlar. Geldi, otomatik bitir. Yeni tür strateji geldi. Beceri. Şimdi iki strateji bir beceri. Böyle çakacağız gideceğiz. Stratejide büyük bir IP yapmamız lazım. Ha, cilalamaya geçti abi. Geliştirmeyi bitir. 60-80 yani bizim maaşları çıkartabileceğimiz kadar yeterlidir diye düşünüyorum.
Parasını çıkartır mı? Çıkartır. 76. Şimdi siz maaşlarınızı bir çıkartın. Bu arada maaşları çıkarmayın. Dur şöyle yapalım. Maaşları çıkartalım ki sözleşmeler bitsin. Çünkü birikmiyor bunlar burada. Burada zaten sözleşme çok az var şu anda. Bak daha iyi bir karakter tasarımı. Dövüş oyunu olduğundan mütevellit galiba, öyle söylüyor. Motor geliştir abi. Yeni bir motor geliştir. Motor edi. Motor adı Video Game Engine değil. Strategy Engine versiyonu. Ay yanlışlıkla bastım. Strategy. Kalsın böyle. Yine kar payı alalım. Biz strateji yapmamıştık değil mi bu arada? Daha araştırmamışız ki. Nasıl ya? Araştırma bitmedi mi abi? Full life bitti. Çekildi piyasadan. Lan bit hadi artık gari. Yeni oyun tasarımcısı. Gel bakayım. Yavrum boş tüfek be. Bunları kaçırmamanız lazım sevgili dostlar. Bankacılık krizi, faizle işimiz yok. Faiz sebeptir, enflasyon değil. Burası öyle bir yer değil. Yanlış geldin. Seni Purple Bix alalım. Hadi bit artık strateji. Görevi iptal et. Motor özellikleri gelmiş mi? Konu. Strateji için kodu araştırmamız lazım. Şöyle yapalım. Orta çağ araştırdık mı biz? Araştırmışız. Roma araştırdık mı? Roma. Bunları araştıralım abi. Şimdi yeni bir motor geliştir. Yeni motor geliştir. Bu ne? Ne biçim isim o? Strateji. Motor özellikleri tümünü seç. Strateji. Geliyor. Özel platform. Apple. Şimdilik. Sonra ne yaparız? Değiştiririz. Motorumuzu geliştirdik mi? Geliştirdik. Şimdi sevgili dostlar, bir oyun geliştir diyeceğiz. Yeni oyun diyelim. Oyunun ismi. Lisans paramız var mı? 2,5 milyon var. Strateji ile alakalı 4 milyon. 4 milyon çok. Ve uygun olmayan tür beceri. Alt tür. Dur. Alt tür. Ama türler açılmadı ki daha. Tamam. Almayacağım. Beyin Wars. Elektroşok. Ultimo Overlord. Legend of Zelda Live. Suncraft. Suncraft iyiymiş ya, onu beğendim. Suncraft. Baş tasarımcı. Güzel. Öyle kalsın. Oyunun büyüklüğü zaten be, standart oyun hepsi. Bunu mesela şey yapabiliriz. Yetişkin için yapabiliriz. Strateji. Alt tür. Strateji alt tür aslında ekonomi simülasyonu gidebilir. İnşa etme gidebilir. Bizim elimizdekilerden rol yapma gider mi stratejiye? Yani gitmez zaman yapılabilir. Yani rol yapma. Rol yapma deyince benim aklıma strateji değil de simülasyon geliyor. Rol yapma yapalım. Yani beceri olmayacağına göre bulmaca stratejide bilmiyorum. Rol yapma yapalım. Alt konu. Biz orta çağ yapacağız ve Roma araştırmış mıydık? Hadi be. Medeniyetler yapalım o zaman. Güzel. Lisans şimdilik almayacağız. Beceri değil. Nerede bu? Ha, üstte. Ana platform Apple, ikinci platform Fairtek. Devam. Güzel. Tümünü seç. Şimdi. Alt türümüz neydi bizim? Rol yapma. Stratejide oyun uzunluğu nasıl olabilir? Strateji. Ya şimdi bak, gene strateji deyince aklıma değişik şeyler geliyor. Age of Empires. Oyun uzunluğu bazen 5 dakika bazen 15 dakika. Hikayesi. Yani evet, oyun uzun olabilir bu arada. Ondan sonra
stratejide oyun derinliği. Başlangıç dostu olmasın. Oyun derinliği. Yenilik. Hikaye olsun değil mi? Karakter tasarımı olsun. Seviye tasarımı, görev tasarımı. Hikaye, strateji. Hikayeli bir strateji oyunumuz olsun mu? Hikayeli bir. Seviye. Görev. Çok kararsız kaldım. Şöyle yapalım. Başlangıç dostu. Oyunu biz yetişkin için yaptık değil mi? Yetişkin için yaptık. Kemik kitle. Bu ortada kalsın şimdilik. Yetişkin olduğu için 16 ve zor yapacağım bunu da. Burada şimdi şöyle yapsak nasıl olur? Oynanış, teknik, grafik, ses. Şöyle yapsak nasıl olur sevgili dostlar? Ama strateji oyununda grafikle sese çok ihtiyacımız yok ki. Öyle değil mi? Hatta böyle yapayım mı ya? Bir tane deneyeceğim böyle. Grafik. Anno'yu düşünüyorum. 2000 yılında çıkan, 2000 küsür. 1603 müydü neydi? Grafiğe çok takılmamıştık. Daha çok içindeki teknikler önemliydi mesela. Grafik, ses. O yıllarda yani yıl 1978 abi. Ben portakalda vitamin bile değilim. Ağacımı bile dikmemişler benim. Oynanış çok önemli. Teknik çok önemli. Hikaye. Tamam böyle bir çakalım abi biz bunu. Uygun. Bak şuna basarsan uygun olanları seçiyor. Üzerinde sarı var ya mesela bunun. O yeşil olduğunu tamamen o oyuna uygundur demek istiyor. Ben genelde tüm uygun özellikleri seç diyorum ona. Şimdi. Hop dur abi direkt %26 oyun oldu oyun ya. Şuradan oynanışı geliştireceğiz. Tümünü seç diyeceğiz. Aa bu arada böyle otomatik bitirsin. Laplup araştırıyor. 60'a 80. Bence iyi çıktı ha 60'a 80. 32 bug'lı 60'a 80. Bug'ları bir kaldıralım bakalım ortadan. Yılın bilmem nesi olduk mu olamadık. Bu arada oyunda çok kolay bir başarım var. Onu alamadım galiba ben. O da yılın en kötü oyununa sahip ol. Bu arada Cold Mine Miami 1.7 milyon satmış. Ya daha doğrusu kar bırakmış. Oh. Cold Mine. İyi. Güzel. Devam. Devam. Sen uyuma. Motor özellikleri. 2D. Dalgayı değiştir. 70'e 90. Ama dalgamız bitti mi bizim? Dalga 2 tane kalmış. Tamam. Şu dalga motorları da bitsin. Ondan sonra devam edelim. Cilalamaya girdik abi. Geliştirmeyi bitir. 70'e 90. Yayıncı ara. Stratejide var mı abi bir yayıncımız? Rol yapma strateji. Rol yapma var. Pazar gücü 4. Pazar gücü 5 var mı? Yok. Şimdi pazar gücü iyi bu adamın. İlişkimiz de iyi. 10 dolar ücreti var. 11 dolar ücreti var. Yani burada sadakat mi önemli yoksa şu mesela rol yapma. Bizim ikinci alt türümüz rol yapmaydı değil mi? Buna mesela girebiliriz diye düşünüyorum ben. Pazar gücü. Öyle deneyeceğim ya. Farklı yayıncıyla yayınlayacağım. Aslında bu işlerin matematiği nasıl olur onu da bilmiyorum. %80 iyi çıktı. 70-90'dan 80 iyi çıktı. Basit ama oldukça motive edici bir oyun. Geliştiricilere saygılarla. Grafikler hakkında teknik olarak daha fazlası mümkün olabilirdi ama sorun değil. Dijitalleştirilmiş sesler ve modeller oyuna uygun fakat özel bir şey yok. Yazı işleri ekibinin tamamını kontrollerin mükemmeline şaşırdı. Sadece tür hayranlar için tavsiye edilmeyen harika bir oyun. Hadi bakalım satışlarında şey bekliyoruz. Nedir onun adı? Patlama bekliyoruz. Oo, daha 3. haftadan kâra geçtik. İyi oldu gibi. Sevgili dostlar. Bizim şimdi ne yapmamız lazım biliyor musunuz? Grup yönetimine gelip
Buradan şu sırayla oyun tasarımı, programlama, grafik, müzik vesaire vesaire. Bunları böyle yapacağız bak. Oyun tasarımı yapacağız. Ardından pazarlama mı? Programlama. İkinci gruba gel. Grubu yeniden adlandır. Programlama. Şu anda yani bu YouTube videosu ve serisinde Mad Games Tycoon 2 özelinde ben size orta zorlukta en azından oyunda nasıl başarı sağlayabilirsiniz bunu anlatmaya çalışıyorum aslında. Hani şunu mu yapalım, bunu mu yapalım değil de bunları yapmanız gerekiyor abi. Grafik dizayn. Evet, benden çok daha iyi oynayanlar var. Video çeksinler, izleyelim. Ben bilmeyenler için oynuyorum, anlatıyorum şu anda. Bildiğim kadarıyla IMC usulü. Konuşurken bak gördüm neye odaklandığımı şey yapamadım. Beni konuş tutturdunuz. Ses diyeyim şuna. Pazarlama destek. Pazarlama destek. Bu arada şu burada benim gözümü tırmalar. Ses. Bunun adı ne? Müzik ve ses. Müzik ve ses. Tamam. Güzel. Müzik ve ses pazarlama destek. Oyun testi. Grup 6. Grubu yeniden adlandır. Oyun testi. Şakşuka. Donanım ve mühendislik. O kalsın. Araştırma. Araştırmayı yapalım. Araştırmayı yapalım. Araştırma, maaş, motivasyon, becerisi. Şimdi oyun tasarımcılarını abi oyun tasarımı grubuna atıyoruz. Üsttekiler meslek isimleri, tamam mı? Alttakiler de hangi odada ne işi yaptığını söylüyor sana. Yani bu adam bilim insanı olabilir ama sen onu yanlışlıkla oyun tasarımı odasına koyduysan o da orada bir şeyler yapmaya çalışıyordur. O yüzden üstteki şeyi, mesleği. Mesela bak, oyun testçisi. Oyun tasarımında duruyor. Gördün mü adam? Bak, yanlış yerde. 18'de çalışıyor. Mesela. Bunu alacağız abi. Oyun testçisini atacağız. Bilim insanı. Bu adam ne kadar kötü almışız ya 18. 18. Oyun testçisi. Bu da bayağı. Bunlar nedir ya 18 mi 18? Bakacağım şimdi. Ora. Hella. Neredesin? Severin. Sen gerçekten 18 misin ya? 36'sın. Ne yapıyorsun peki burada? Allah Allah, neden öyle gözüküyor ki o? Bir dakika. Oyun testi. Oyun testi. O da oyun testi istemiyor mu? Oyun testi. Tamam. Bak 36 şimdi. Burada 36. Orada neden öyle gözüktü? Anlayamadım neden öyle gözüktüğünü. Programcı. Gel abi. Oyun testçisi. Git abi. Ses sanatçısı. Git abi. Grafik. Git abi. Ses. Bunları tek tek böyle yapıyorum ya. Orangutanlık yapıyorum şu anda. Buradan tek tek tıkla değil mi? İşte var mı başka ses? Yok. Grafik dizayn. Programcı, bilim insanı. Şimdi dostlar, bu mevzu ne oluyor biliyor musunuz? Bu mevzu. Şimdi göstereceğim size. Odaya geliyoruz. Eğitim odası. Şuraya şöyle bir oda atalım. Kapısını şuradan verelim. Bu arada o şeyin dizaynı değişecek ha, bu böyle kalmayacak bu işler. Evet, bizim en çok yatan odamız burası. Oyun testçisi var mı başka? Ha, sen gel bakayım. 3 milyon paramız olmuş. Çeşitli. Grafik stüdyosu araştır. Otomatik bitir. Buna geliyoruz abi. Eğitim kursuna başla diyoruz. Oyun
Test en yüksek seviyede. Buradan geliyoruz abi. Grup yönetimine basıyoruz. Geliyoruz. Oyun testine seçiyoruz. Grubu seç diyoruz. Buraya atıyoruz. Şimdi bu vatandaşlar eğitilecekler. Bunları her fırsatta boş kaldığımızda bu odalara atıp bu vatandaşları 70-80 seviyesine çekmemiz gerekiyor. Dolayısıyla oyunda birazcık AFK süre geçirmemiz lazım. Yani piyasada iki tane oyunumuz var. En son strateji oyunu yaptık. Satışları iyi gidiyor. IP 0.1 büyütemedik. IP yani iyi de tutturamadık. İyi tutturmamızın yolunu bu açacak. Eğitim açacak. Bu adamlar eğitildikçe biz yeni oyun yaptığımızda ne olacak biliyor musunuz? Oyun %70 ile 90 arası ama 80 geliyor ya, 93 çıkacak, 95 çıkacak, 96 çıkacak. Ha bu arada şeyi unuttuk ya. İki oyunumuz var. Orta kabin. Şuradan girelim abi. Oyun tasarımcısı geldi abi. Efsanevi iş bulma piyasası. Şak şak turizmin yetenekli. Hemen bunu ne yapıyoruz biliyor musun abi? Grup yönetimine geliyoruz. Oyun tasarımcısı. Oyun tasarımında zaten tak atıyoruz. Bunları böyle 80-90 seviyelerine çekeceğiz. Yoksa bu oyunda hiçbir zaman böyle 98-95 seviyelerine çıkamazsınız eğer. Tabii ki bu vatandaşlar oyun yaparak da gelişiyorlar ama eğitim gibi olmuyor. Mesela bak şu anda tasarımcı odası, yani şu oda maaşını çıkartıyor. Oyunlarımız satıyor. Ben şu anda boştayım. Etrafa bakıyorum. Bu pıtır 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 sesler geliyor böyle tıkı tıkı tıkı. Bunlar şu anda bana haz veriyor. Güzel geliyor. Bakarken de burada bu vatandaşlar eğitiliyor. O yüzden şimdi grafik stüdyosunu bekliyoruz. Grafik stüdyosu geldiğinde grafik stüdyosu kuracağız. Ondan sonra sesi bekleyeceğiz. Bak bunlar niye? Dur şey yapmadık. Tekrarla demedik. Oyun testi. Bunu otomatik tekrara basacağız. Oyun testine geleceğiz. Bahsiz abi sürekli arka arkaya. Ben burada bir şeylerle uğraşırken bu vatandaşlar burada eğitiliyorlar. Mesela bunun kaçmış abi oyun testi? 43. 44. 43. 43.3. 43.3'tü, 44.9 oldu. Görüyor musun? Bu vatandaşa gelelim abi çeşitliye. Ses. Neredesin? Bur abi. Yayın geliştirisi var mı bir şey bize? Yok. Geldik buraya. Grafik stüdyosu kuruyoruz. Şimdilik ufak kuruyoruz. 5'e 5. Bunları daha sonra büyüteceğiz sevgili dostlar. Grafik stüdyosu. Geliyoruz. Grup yönetimine, oyun tasarımına, yani şeye, filtrelere, grafik dizaynı. Grubu seç diyoruz. Bu odaya atıyoruz. Şimdi bu vatandaşlar biraz önce 18 falan gözüküyordu değil mi? Çalışma şeyleri. Neden? Çünkü geliştirme odasındaydı. Bu vatandaşlar 18 gözüküyordu. Neden hala 17? Bu 17 ne ya? Üzerine basınca başka bir şey gözüküyor. Bilmiyorum. Ama adamın üzerine mantık yürütmeye çalışıyorum şu anda. Adamın üzerine baktığımda 35 adamın şeyi bak sol tarafta da gözüküyor. 18 olan ne var bu adamda? Hiçbir şey yok. 17.5 dönemde mühendislik. En son yaptığı görev mi kayıtlı kaldı acaba orada? Neyse bu vatandaşlar maaşlarını çıkarsınlar. Odaların en güzel yanı bu maaşlarınızı, yani maaşları çıkartabiliyor olmamız. 1.5 1.5 milyon kardayız. Paramız var. Yeni bir oyun yapmayacağız. Yapacağız. Dur yapmayacağız. Öncelikle şunu otomatik bitir diyelim. Yeni oyundan önce. Şurada bir otomatik bitir sözleşmeye gel. Burada var mı böyle 3-5 milyon kazanabileceğimiz bir şeyler? 180-280. Bunlar çerez paraları ya, geç. Bunlar çerez paraları. Geç abi. Arada sırada bir bik diye ses geliyor ya. Benim telefonuma durmadan aptal saptal yerlerden bildirimler geliyor. Muğla Belediye Başkanı. Engelleyemiyorum da bana şey atıyor ya. Gece mesaj atıyor. Ne mesaj atmış bak, merak ettim. Şu anda merak ettim. Ben de bildirime bakma hastalığı var. Hemen giriyorum abi. Oyun arkada ilerlerken yüksek öğretim kuralı sınavına girecek. Kardeşim ya bana sordun mu acaba sana bu mesajı atabilir miyim diye? Sormuyor. Kimse sormuyor ya. Tamamen barbarlar ülkesindeyiz.
Ben bu saatte rahatsız edilmek istemiyorum. Sözleşmeli iş. Bu vatandaş kaç oldu abi? 56 oldu bak, görüyor musun? 52. 55. Ya Sagamonte ya. Devam abi. Paramız var. Paramız var. Oyunumuz yok. Devam. Şu ses ve müzik stüdyosunu bekliyorum. Bu arada çalışanlara bakalım. Programcı. Ne var burada? Bilim insanı var. Ofis çalışanı. Bizde ne eksik? Programcı eksik. Grafik sanatçısı eksik. Programcıyı 3 tane varmış. Alalım. Oyun tasarımcısı bize şu an 4 tane var. Hayır, almayacağım. Grafik sanatçısı kaç tane var? Bizde 2 tane var. Al abi. Bunu aldığımız zaman grafik odasına atıyoruz artık bu vatandaşı. İşçi bulma piyasası. Programcı. Neredesin programcı? Bu. Al. İşçi bulma piyasası. Ofis çalışanı. Ofisle alakalı. Ofisimiz yok. Ofisimiz yok. Onu da yapacağız zaman. Oo, teknisyenimiz yok. Teknisyen ne iş yapıyordu ya? Teknisyen ne iş yapıyordu teknisyen? Burada bir işe yaramıyor. Burada oyun testçisi, burada sesçi. Neyse, teknisyenini de buluruz abi, bir yerlere bir şeyler yaparız. Konsol yaparken mi teknisyen işe yarıyordu, onu da tam bilemiyorum şimdi. Bunu otomatik bite demiş miydi? Demişiz. Ses ve müzik stüdyosu kuruldu. Bakınız hala artıdayız, görüyor musun? Yukarı doğru çıkıyor. Oyun yok piyasada. Ama yukarı doğru çıkıyoruz. Neden? Çünkü maaşlarını çıkartıyor elemanlar. Geldik ses ve müzik stüdyosuna. Buraya 5'e 5 bir ses dalgası kurduk. Ondan sonra çalışan grup yönetimine geldik. Grafik sanatçısını. Ben burada acaba oyun tasarımı tıklı diye bu oyun tasarımında 16 onu mu gösteriyor ya? En iyi beceri. Evet. Tamam. Oyun tasarımında bu adamın yeteneğini gösteriyor. Gördün mü? Çözdük. Baba çözer. Şimdi programcı gel buraya. Grafik design gel buraya. Programcı gel buraya. Mis. Ondan sonra bizim sesçilerimiz nerede abi? Oo, bayağı da sesçimiz varmış. Grup seç 4. Oo, olmadı. Dur, bunun masaları farklı olduğu için. Dur, bunun masaları farklı olduğu için şey olduk. Odayı yeniden tasarla. 8'e 8 oda çakalım. Kapısı gelsin şuradan. Bunları düzelteceğiz sevgili dostlar. Şu anda nihai tasarım belli olmadığı için bu şekilde şu anda bunlar. Biliyorum ben böyle oynamam ama yani dediğim gibi işte şey oynamıyoruz şu anda. Göze şirin gelen bir oyun oynamıyoruz şu anda. Direkt sonuç odaklı oynuyoruz. Evet. Bir motor özellikleri. Bu motor özelliklerini araştıralım. İş sözleşmesi yapsınlar. İşçi bulma piyasasında oyun testçisi 3 tane var. Alalım. Kaç boş yerimiz var? 1, 2, 3. 1 kişilik boş yerimiz var. Bir kişilik dünyanın en kötü testçisini mi bulduk? 34. Sen şurada eğitil. Grup yönetimine gel. Oyun test. Sen şuraya gir. 63'e falan çıkmış. Bu motor özellikleri bitince yeni bir oyun yapacağız. Grafik dizayna bir adam alabiliriz. Grafik sanatçısı bir adet varmış. Gel babacığım. Seni de şuraya atalım. Grup yönetimine gelelim. Grafik dizayna bunu atalım. Ondan sonra sesçiye 9 tane masa ama 4-4-4 olarak gidiyoruz şu anda. Kötü de gitmiyoruz. Motor özellikleri. Bir strateji oyunu daha basacağız. Bu arada bizim sahip olunan oyunlarda en son yaptığımız oyunun IP'si ne oldu? IP. Yanlış yere girdim bu arada. Teleport'un IP'si biraz yarım yıldız. Suncraft'a hiç IP basamamış. Şimdi Suncraft'a
devam oyunu yapacağız. Yılın geliştiricisi. Bunlarda hiçbir şey yoktur. Daha gelişemedik. Kaç dakika oldu acaba video? Devam devam. Hızlı 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 hızlı. Bas bas bas. Yeni ilkel AI'larımızla, yeni stüdyolarımızla, yeni eğitilmiş elemanlarımızla güzel bir oyun çıkartmayı düşünüyorum piyasaya. 42 teknisyen gerek yok. Oyun testçisi 42 ama 4'e 4 dolduk şu anda ya. Dolduk. Bu elemanları da almamız lazım ama velakin cümbür cemaatin. Paramız biraz şey olacak. Yükselmesi lazım. Finansa bir girelim. Aylık bakiyeye bakalım. Geçen ay 97k zarar etmişiz. Yıllık bakiye bu yıl 61k, geçen yıl. Yıla ne zaman girdik? A1. O yeni girmişiz yıla. 2 milyon zarar etmişiz geçen ay, öyle mi diyor? Eşya meşya aldık herhalde ondan ya. Tamam tamam halledeceğiz abi. Hemen oyun basacağım. Motorlar bitsin hemen oyun basacağım. Yoksa şınanay yavrum şına şınanay. Gidiyoruz. Konsol üretmek çok uzun sürüyor sevgili dostlar. Yani belki 5 yıl sürebilir konsol üretmek. Ve sürekli yeni parçası geliyor. Teknisyen alacağız, eğiteceğiz de vesaire de vesaire de. O yüzden oyunla parayı bulup 2020-2030 gibi konsol direkt böyle bütün teknolojileri açıp girebiliriz de 2030-2040'lara kadar oynar mıyız bilmiyorum. Benim kendi seviyem 2040'a kadar gitmişti galiba. Bu arada şuna bastığınız zaman bütün eşyaları güncelliyor. Eğer iki seviye eşyalar açıldıysa. Şuradan da enteresan bu ekranda çıkan bildirimler var ya, onları şey yapıyorsunuz. Bu ne diyor biliyor musunuz? Bu ekran bir odaya görev atamaması. Yani şu odada bir görev yok ya. Kırmızı kırmızı yanıyor gördüğünüz gibi. Bu da işçiler herhangi bir yerde çalışmıyorsa. Evet dur, oyunu durdur abi, oyunu durdur. Motor geliştir. Otomatik bitir. Otomatik iptal et. Görevi iptal et. Motor geliştir. Eski motoru güncelle. Strateji. Tümünü seç. 100k motora para harcayacağız. Geliştirici kitinde bilgisayar için ne gelmiş? Bir şey gelmemiş. Gelmiş. Ama bunlardan pazar payı 8. 7.2. Ha, bak bilemedim. Teknoloji seviyeleri 1 ama bunların ya. Bizim teknoloji seviyemiz 2. Tamam, bunun Tepple'ın daha iyi şu anda. %10. Daha ince hiç kimse kullanmamış. Strateji 1.10. Bu motoru bir geliştirin bakalım. Yeni motorumuzda yeni oyun. Devam oyunu. Suncraft'ta bir devam oyunu çakalım abi. Bir oyun geliştir. Devam oyunu. Suncraft. 40 beklentiyi de oradan çakı vermiş oluyoruz. Suncraft 2. Orta Çağ oyunu oynamıştık. Roma İmparatorluğu. Düşünüyorum. Orta Çağ. Bu sefer tersten gidelim. Rol yapma. Yani macera oyunu olabilir. Alt türlerde bir şeyler açılmadı galiba. Tam bilemiyorum şimdi. Lisans alacak yine paramız yok. Sahip olunan motor özellikleri yazıyor mu burada? 10 tane güzel. Ana platform Tepple, ikinci Fairtech. Fairtech'in bu arada şeyini kaldır bakayım şunu. Pazar payı 1.6. Peki şöyle bir şey yapsak. İkinci platform için konsolda ne var? Kateri var. Pazar payı %70. Al abi Katari'yi. İkinci platform Katari'ye çıkalım. Güzel. Kopya koruma yazılımı çıkmış. Alalım. Basalım abi. Ondan sonra devam. Biz ne? Ne yapmadık biliyor musun? Hey vatandaş. Oyun testçisi. Gel. Otur şuraya. Oyun raporu oluştur. Suncraft. Oluşturun bakayım şunu. Hop. Bir oyun geliştir. Yeni oyun. Kaldığın yerden başlasaydın. Hayır, yeni oyun değil. Devam oyunu. Suncraft. Kaldığın yerden başladın mı? Vallahi kaldığı yerden başladı. Mı acaba? Yok, başlamamış. Ben niye şöyle ki öyle bir an heyecan yaptım. Orta Çağ. Ha, Orta Çağ yeşile döndü bak, gördünüz mü? Medeniyetler de yeşile döndü.
Rol yapmada macera, ay macera şeymiş, unpopular. Ama bizim popüler olmayan tür bizi ilgilendirmiyor çok fazla. Yaptığın oyunun iyiliği. Neyse, rol yapmadan devam edelim abi biz. Ama %3'ü alamıyoruz oradan. Suncraft 2. Pat pat. Devam. Ana platform Tepl. Platform 2 Kateri. Strateji 10. Güzel. Devam. Tümünü seç. Bunlar tamam. Heh, şimdi Roleplay. Nece konuştuysam. 7, 6, 2, 5'e olmaz diyor. Üstüne mi çıksak, altına mı çıksak? Ne diyorsunuz? Üstüne çıkacağım. Altına inmeyeceğim. Çünkü bunun ya altına iniyorsunuz ya üstüne çıkıyorsunuz. İki üstüne çıkacağım. Burada iki üstüne mi çıktım? İki üstüne çıkacağım. Başlangıç dostu. Yetişkin oyunu olduğu için yetişkinlerde başlangıç oyunu olmasına gerek yok. Eksi 2 olduk burada ha. O zaman 2 tane inelim. Hikaye. Sizce strateji oyunda hikaye olmalı mı ya? 2 inelim aşağıya. Bu zaten 5 kalacak. Karakterler ufacık gözükmüyor. 5. Demek ki bunu yükselteceğiz. 10 oldu ya, 10 oldu. 8 yapalım mı? Böyle mi yapsak? Aa, 6 ile 7'yi tutturmuşuz bu arada. 5. Kemik kitleye mi gitsin oyun? 3. İşte bunlar tuttu mu mesela ya? Bunu bilmiyoruz ki. 40 yapacağım bu sefer. Grafikle sese de birazcık stüdyomuz var madem. Hadi bakalım. Devam oyunu artı 40. Güzel. Şimdi. Oynanışı geliştir. Baboli. Çakı verin bakalım. Şu oyundan milyon dolarlar kazanalım. Hadi bakalım. Çok para bastık bu oyuna. Çok para bastık. Bak şimdi. Şu anda araştırma yapmayacağım. Bu stüdyolar geliştirmekte. Buna ne yapayım abi? Görevi iptal. Eğitim kursuna başla. Buradan araştırma, grup yönetimi, araştırma, grubu seç. Basıyorum. Eğitilin lan diyorum. Odaların tamamını efektif kullanmamız gerekiyor. Küçük kabine giriyoruz. Oyun seçiyoruz. Suncraft. Hadi bakalım. Güzel bir oyun istiyorum sizden. Güveniyorum ekibime. 60-80. Güzel. Bak. Stüdyoların farkını görüyor musunuz? Yıldızların hepsini çaktık. 41 bug'ımız var. Ona rağmen 60-80. Geliştirmeye devam. Devam. Koyacağız çocuğu. Haydi. Çocuğu koyacağız. 70-90. Biraz daha. Biraz daha şu şeyler bitsin. Cilalama, cilalama, cilalama. Geliştirmeyi bitir. 70-90. Olacağız çocuğu. Strateji var mı? Pazar gücü. Brebant. Pazar gücü kötü bunların. Maalesef bu arkadaştan gideceğim. Ama daha önce hiç oyun dağıtmamış. Pazar gücü yüksek. Verdim abi, oraya verdim. Yapacak bir şey yok. 82. Güzel. Suncraft serisinin devamı hakkında da serinin en yeni üyesinin buna deyip değmediğini sizin için kontrol ediyoruz. Motive edici oynanış ve iyi yazılmış hikaye beni olumlu yönde şaşırttı. Güzel. Bak, motive edici oynanış ve iyi yazılmış hikaye. Hikaye tutturmuşuz demek ki. Oynanış özelliklerine yüklenmişiz, tutturmuşuz. Hiç kimse bu sistemde bu tür grafiklerin mümkün olduğunu düşünemezdi. Allah Allah, grafiğe çok da yüklenmedik aslında ama oynanışa mükemmel bir şekilde uyuyorlar. Kontroller hakkında ilk birkaç dakika biraz karmaşık. Bundan sonra oyun sorunsuz oynanır. Türünde trend başlatabilecek bir dönüm noktası. Hadi bakalım. Hemen maaş çıkarma yöntemine giriyoruz sevgili dostlar. Maaşlarını çıkarsınlar. Oyun rapor oluştur. Suncraft 2. Maaşlar çıksın, maaşlar
Çıksın. Çıkardın mı oyun raporunu? Bakalım. Bu arada iş sözleşmesine devam etsin. Ben orada. Aa bu pardon. Menü değişiyormuş orada. Sunkraft 2. Roma tutmuş. Orta çağ tutmuş. Hedef kitle yetişkinler tutmuş. Burada 8'i tutturamamışız. 9 tutmuş. 3, 4, 5, 8. Ha, oğlum 3'ü tutuyor da bu nasıl tutmuyor? Demek ki şu ikisiyle oynayacağız. Bunu ya yükselteceğiz ya düşüreceğiz. Bunu ama karakter tasarımının çok olması strateji oyununda bir şey ifade etmiyor. Büyük ihtimal karakter tasarımını düşüreceğiz sevgili dostlar. Oyun derinliğini yükselteceğiz. 3'ü tutturamamışız sıradan oyuncu. Ama biz strateji firmasıyız. Kemik kitleye mi çaksak acaba oyunu? Onu bilemedim bak şimdi. Bunu ne yaparız biliyor musun? Bir kemik kitleye dayarız, bir sıradan oyuncu dayarız. Hangisi çok gelirse ama ve lakin %80 3 tane falsomuz var. 75 başarı yakalamışız ya 3 tane. %75 başarı ki inceleme sonucu gayet iyi çıktı. Yani %82 çıktı da buradaki şeylere göre %75. Bence. Yaptığımız en iyi oyun bu arada. Şu ana kadar. Bu oyundan iyi para kazanacağız gibi hissediyorum. Bu arada bu vatandaşlar eğitiliyorlar. Eğitilmesinler. Görevi iptal et. Parasını zaten geri alıyoruz. Grup yönetimi, araştırma. Gel buraya grubu seç. Sen geri git. Eğitim kursuna başla. Şöyle yapacağım. Düşük çalışanlara genel bakış. En iyi beceriye gelelim. En düşükte yoğunluk var mı? Grafik. Grafikte zaten 4 kişi var. İkisi dalgalı. Dalgalı diyorum. Dalgası kötü. O yüzden grafik dizayna yükleniyoruz abi. Buradan grup yönetime gelip grafik dizayncı arkadaşları atalım. Otomatik tekrar açıktı. Profesyonel grafik tasarım. Sözleşme. Oyunumuz 400k. Yine para kazandırıyor. Sevgili dostlar gördüğünüz gibi bu şekilde yavaş yavaş büyüyeceğiz. Yalnız listede tepelere çıkamadık. Çıkacağız. O 3 tane tuttursaydık büyük ihtimal birinciliği zorlardık diye düşünüyorum. Büyük ihtimal birinciliği zorlardık. Bu arada oyun şu anda yukarı doğru trendteyken şurada hafiften şöyle bir şey yapabiliriz. Çak abi buna bir güncelleme be. Heh, ne dersin? Tam yukarı doğru çıkarken gerçi güncelleştirmeyi çıkardığım hafta aşağı doğru bir trendimiz var ama o bizi bir güncelleştirme daha çakayım. Şimdi güncelleştirme H4'te çıktı ya. Bir sonraki güncelleştirme de H5'te çıksın. Hoppa en iyi grafik, hoppa en iyi oyun müziği. Yavrum boş tüfek. 2 tane ödül aldık. Ama neden birinciliği göremedik? Very interesting değil mi ya? Simülasyon açıldı bu arada. Şunları araştıralım. Kısa görev. Gördün mü satış abi? Şeyi aldık ya, grafik ve sesi aldık ya, satış arttı. Bir de biz 2 tane güncelleme çakınca satışlarımız tavan, 2'ye taşıdık oyunu. En yüksek o grafik onun birinci olmuş ya oyun. Ben fark etmedim biliyor musun? Oyun birinci olmuş. Ben hiç görmedim ya. Kaçırmışım. Bir de oyunu hızlı oynuyoruz ya birazcık. Oo, satışlarımız tavanda. Yani burada da neyi size göstermiş olduk? Oyun ortalamanın üzerindeyse, 80'in üzerindeyse nerelerde ne yaparsak bir de ödül dalmışsak güncelleştirme çok önemli ama güncelleştirme yapmasaydık bu kadar artmazdı. Yani bir tık arttırıyor da güncelleştirme de arttırıyor. 2 tane arka arkaya güncelleştirme çakınca onlar bize iyi geldi. Evet sevgili dostlar bu bölüm bu kadar olsun. Eğer sonraki bölümlerde görmek istediğiniz bir şey varsa, fikriniz varsa lütfen yorumlara yazın. Deneriz, uygularız vesaire. Kendinize çok iyi bakın.
Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. 2 milyon. Bay bay.